Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Jesus yönetiminde müthiş bir Fenerbahçe var. Tanju Hocam, ne diyorsunuz? Fenerbahçe ile ilgili ben birkaç tane size söylemek istediklerim var bu maçla ilgili. İki takım da ligde şampiyonluk yarışı veriyorlar. Avrupa'da gruplarında namağlup liderler. Ne dersin Jesus'la ilgili, Fenerbahçe ile ilgili? 1-0, evet. 75'ten sonra biraz yapılan değişikliklerle gelen. Evet. Biraz şey söyleyeceğiz ama biz ekranda değiliz. İsmet. Biz ekranda. Evet Tanju Hocam. Şimdi ben hayranlıkla Jesus'u da izliyorum. Bak mesela maçtayken kravat takmıyor. Basının önüne çıktığı zaman saygıdan kravat takıyor. Ve bunu da ima etti. Sordular. Cevap verdi. Şimdi valla Jesus çok önemli. İdeal 25 oldu artık. Çünkü herkes ideal 11'i ortaya koyuyordu. Ama bu ortadan kalktı. Bunu çöpe attı. İdeal 25 var. Yani kimse Jesus'un takımında ilk 11'de kimin oynayacağını bilemiyor. Çünkü 25'inin de hazır olmasını istiyor. Çok özel bir şey bu. Çok değişik bir şey bu. Ve eylemleriyle, söylemleriyle hakikaten saygıyı hak ediyor. Ve sevgiyi hak ediyor. Evet. Fenerbahçe seyircisine felaket bir sevgi pıtırcığı var. Sevgi fazlası var Jesus'a karşı. Hak ediyor bunu. Gerçekten hak ediyor Yücel. Hem sevgiyi hem saygıyı. Örnek bir teknik adam. Valla bana göre Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye gelen son zamanların en iyi üçten bir tanesi diyebiliriz Yücel. Çok özel bir teknik adam. Hakikaten değerini bilmek lazım. Saygı duymak lazım. Saygıyı da hak ettiğini söylüyorum. Tebrik ediyorum. Her iki takımın hocaları da önemli. Emre Belezoğlu için de aynı şeyi söylüyorum. Çok muhteşem bir takım evet. yaratmış. Kolayına gol yemiyor. Muhteşem bir birinci bölgede, ikinci bölgede adam alma veya alan savunması. Kayma kademeler çok iyi. Oradan evet. top kaçırmıyor. Ben iddia ediyorum. Kendi sahasında Başakşehir yenilmez. Deplasmanda da yenilmez. Böyle oynadıkları sürece garip istediğim şu Yücel. Yani Emre geldi. Bir dokunuş yaptı. Başakşehir'i ne hale getirdi? Yücel. Başakşehir ilk üçün içinde olacaktır diye iddia ediyorum. Bak bu bir iddia. İlk üçün katılıyorum, içinde olacaktır. Ben de katılıyorum. Çok rahatlıkla. Ya müthiş bir takım her ikisi de. Evet herkes. Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor. Ama Başakşehir'de en az bu övgüyü hak ediyor Tanju Hocam dediğin gibi. Ediyor. O yüzden biraz üzerinde durmak istiyorum. Şimdi ya Emre gelmeden evvel Aykut Kocaman vardı. Ya takım küme düşüyordu Yücel ya. Yani ben algılayamıyorum. Teknik direktör bu kadar mı fark eder? Yani ben üzülüyorum. Aykut'ta yani enteresan bir durum var. Bir takımın ancak bu kadar mahvolmasını veya kötü durumda düşmesine sebep olur Yücel. 17. 18. sıradaydı. Kaç hafta haftalarca Emre geldi. 2-3 yeri değiştirdi. 5 maç 6 maç üst üste kazandı. Ya antrenör farkını görüyor musun Yücel? Çok büyük Tanju Hocam. Yani Emre Belözoğlu'nun dokunuşları. Emre Belözoğlu'nun. Yazsın çizsin ancak. Süper adam diye. Ya Alexis Yeno değil mi ya? Alexis Yeno değil mi? Tanju Hocam o kadar çok spor yazarlarını okuyorum ki enteresanlar. Çok. Ne? Spor yazarlarını dinliyorum gerçekten yani o kadar enteresan şeyler söylüyor. Ayıp olmaz mı? Ronaldo gibi bir şahsiyete 85'te sokamazsın ki oyuna. Yücel'im sen dinliyorsun ben dinlemiyorum. Senden duyuyorum. Komik onları niye dinleyeceğim ki? Top mu oynamışlar? Antrenman mı yapmışlar? Profesyonellikleri mi var? Ne özellikleri var da ben onları dinleyeceğim? Bendeki var olan özellikler hanginde var Yücel? Habire doldursunlar. Habire doldursunlar, yazsınlar, çizsinler. İsimleri kendi samimi oldukları isimleri empoze ediyorlar. Tabii.
Yani kendi samimi oldukları isimleri de anlık analize ediyorlar. Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'ye. Bu gazetecilerin hepsinin sevdiği, yemeğe çıktığı, teknelerle gezdiği teknik direktörler var. Bunları pompalarlar. Bunların alınması için, göreve gelmesi için amuda kalkarlar. Takla atarlar. Yalvarırlar. Ricada bulunurlar. Haber yaparlar. Böyle bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle bir ülkede. Tabii biz dik olduğumuz için, eyvallah demediğimiz için, yatlarda, teknelerde ziyafetler verip gezdirmediğimiz için, ben bunun listesini de yapabilirim size ha. Yani teknesinde, teknesi olup veya teknesi olmayıp teknede gezdiren teknik direktörlerin sayısı en az 10 tane. İşte bunların hepsi başarısız olsalar bile yazarlar. Şimdi Fenerbahçe... Tanju hocam, iki kişi var. İki kişi var. Biri Tanju Çolak, biri Ümit Özat. Bu iki insan, korkusuzca söylüyorsunuz söylemlerinizi. Kusura bakmayın. Bunları söylediğiniz sürece size ne takım verirler, ne de size herhangi bir yer verirler. Çünkü siz her doğruyu, bildiğiniz doğruyu söylüyorsunuz. Ve gerçek bunlar. Ama maalesef bu gerçekleri hepimiz biliyoruz. Ama yapılanlar dediğiniz gibi çok bu kadar dobra, bu kadar açık ve net konuşan iki kişi ben tanıyorum Türkiye'de. Yücel, biri Tanju Çolak, biri Ümit Özat. Onu da hayranlıkla seyrediyorum. Peki Türk futbolu nereye gidiyor Yücel? Biz bunları niye konuşmayalım? Niye söylemeyelim? Türk futbolu Edirne'den geri dönüyor. Menajerler ekmeği götürüyorlar. Ondan sonra kulüp başkanları menajerlerle götürüyorlar. Ondan sonra zaten Tanju hocam, İşte birazdan hakemleri konuşacağız Galatasaray maçında. Oradaki sıkıntıları anlatacağız. Gerçeklerin hepsini sümen altı ediyorlar. Kim hangi takımın yazarıysa o takımla ilgili zaten eleştiriden kaçınıyor, siz de biliyorsunuz. Maalesef Türkiye'de gerçekler yalanlarla donatılmış ve bezetilmiş. İşte siz söylerseniz, Ümit Hoca gibi bazıları söylerse ancak insanlar doğruları buradan öğreniyor. Geri kalan herkes güzel ambalaj yapılmış yalanlarla dolu. Güzel, çok doğru. Düzelecek. Bir gün Türkiye'deki bu yazarlar da değişecek, düzelecek. Gerçeği mutlaka görecekler. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Ambalajlıyorlar, satıyorlar. İndire Gandhi, Gandhi de Mandi. Hoppala! Tabii. Bakıyorum, böyle. Ben dinliyorum adam yazarları. Yazarları dinliyorum. Neredeyse küme düşürüyor Güzel, adam küme düşürüyor. Fenerbahçe'yi öğreniyorlar ya, tekrar gelsin diye ya. Ya başarısı ne? Arkadaş, ne olur kıskanmıyorum ha. Doğruları söylüyorum. Başarısı ne? Ne yapmış? Konya'dan ileri mi gidebilmiş? Edirne'den dışarı mı çıkabilmişler ya? Bu Ersun Yalan. Ya Tanju hocam, maalesef. Nerede Ersun Yalan? Profesör Ersun Yalan nerede ya? Herkes gerçeği... Bodrum'daydı en son. Bodrum'daydı. Bodrum'daydı en son. Ersun Hoca Bodrum'da. Bodrum'daydı en son bir birkaç... Çalıştırmıyor. Ne oldu? Daha yaşı genç. İnsanlar bilmiyorum Tanju hocam. Ya bence ben öyle düşünmüyorum. Biraz daha şöyle düşünüyorum. Demek ki şu anda Ersun Hoca'yı sunan, hazırlayan ekip Ersun Hoca ile ilgili iletişimde bir sıkıntı yaşadılar. Bağ kopunca sunumlar ve takımlar eksiliyor Tanju hocam. Biliyorsun yani bu Türkiye'de böyle. Şu anda ikincilikler içeride top değmemiş ayağına adamlarla dolu. İletişim parti, partiden arıyorlar. Ahmet gelsin. Türk futbolu. Ondan sonra diyoruz ki Alman'a bak nasıl iyi oynuyor. Fransız'a bak nasıl iyi oynuyor. Nasıl daha olsun Tanju hocam. Ondan sonra. Ha Ersun Yalan hocanın hikayesi çok farklıdır. Zannediyorum ki takımlara hoca yollayan o futbolun mafyası sıkıntı yaşamış olabilir. Hani çok bildiğimden söylemiyorum. Sen daha çok onların içerisindesin. Ama benim anladığım şey o. Bir bakıyorsun. Vardır. Onda da yat turları vardır. İlişkiler. Var mıdır? Vardır. Börekler, çörekler, çikolatalar, lavantalar, avantalar. Yapmazlar Tanju hocam ya. En son örneğini Valerian İsmail'de gördük. Valerian İsmail'i çok güzel bir şekilde paket yaptılar ambalajıyla yolladı yazarlar. Valerian'de oraya gelmesini isteyenler aldı. Telefon trafiğiyle. Güzel.
Valerin de almıştır 300-500, tamam mı yavrum? Hayır, yani bugüne kadar almıştır. 500 de giderken alır 1 milyon euro. Öyle öyle. Giderken de Giderken 400-500 aldı Tanju Hocam. İşte onu söylüyorum. 1 Giderken milyon öyle euroyu aldı 400-500. gitti. Bizim paramız, Evet. şeyimiz keriz. Yemeyen keriz Değil mi? diyorsun. Yemeyen keriz. Evet. Evet. Evet Tanju Hocam. Fenerbahçe'nin analizleriyle hemen hızlı geçelim. Bir numara gelsin Geçelim. İsmet. Haftanın en güzel, en iyi maçlarından biri, en keyifli. Ben Evet. Bir numara. böyle keyifle seyrettiğimiz. Evet Tanju Hocam. 19. dakikada bu net pozisyondan Traore Başakşehir'de Traore ile yaralanamadı. Traore arkadaşına verse gol pozisyonuydu diye düşündüm ben. Sen ne dersin? Görüntünün üzerinden hem konuşalım hem devam edelim. Burada Vallahi vuruşunu yaptığı top çok az farkla dışarı vermesi çıktı. lazımdı. Direkt pas vermesi lazımdı. Burada pas verseydi 1-0 öne geçerdi. Bu maç da böyle bitmezdi. Bu sefer Evet. Fenerbahçe açılacak. Hücumu daha çok düşünecek. Defans güvenliğini ortadan kaldıracak. Ondan sonra yani Başakşehir bir hayli yol alırdı. Ama orada hata yaptı, pas vermeyerek. Egoistlik yaptı. Tanju Hocam maçın başında çok kolay geçildi. Fenerbahçe defansı zaman zaman bunları yaşıyor defansta. Az adamla bakın 4'e 3 hatta kaleciyle 4'e 4 gibi yani az adamla yakalandı. Eğer burada Traore pası verse 1-0 öne geçiyor maçın başında. Bu golden oldular. Traore bencillik yaptı. 2 numara gelsin İsmet. Büyüttük. Evet. Dakikalar 30'u gösteriyordu. İrfan Can'ın nefis şutunu kaleci Volkan Aynı güzellikle çıkardı. Dakika 30'u gösteriyor demek ne demek? Yani buradan zaten şunu anlıyoruz. İki takım da pozisyon bulamadı bunun dışında. İlk şutunu da ilk pozisyonunda Fenerbahçe 30. dakikada buldu İrfan Can'la. Tanju Hocam sizin söylediğiniz gibi Başakşehir'in müthiş bir defansif anlayışı var. İsmet ikimize geri dönersen Emre Belözoğlu'nun yurt dışında birlikte çalıştığı antrenörlerin, teknik adamların zannediyorum ki bu defans kurgusunda çok büyük payı vardır. İnanılmaz derecede bu işleri iyi yapan bir Başakşehir var. Hem defansif bölümünü hem de oyunun hücum yönünü müthiş oynuyorlar Tanju Hocam. 30 dakika Traore'nin şutundan sonra pozisyon yoktu. Güzel. Türkiye'nin bana göre teknik direktörlük anlamında Emre Belözoğlu çok üst level'da. Çok zeki, oyuna katkısı, oyuna müdahalesi, sistemi, planlaması, düşünceleri hakikaten ilk ikide diyorum. Abdullah Avcı ile yarışır. Abdullah Avcı biraz daha tecrübesi var ama yurt dışında oynadığı maçlar yok Abdullah Avcı'nın. Emre Belezoğlu İtalya'da orada burada çok iyi yerlerde top oynadı. Başakşehir'de Futbolculuk büyük kariyerini katkısı. diyorsunuz Sancho Hocam. Nasıl? Futbolculuk kariyerini diyorsunuz. Evet, futbolculuk kariyerini İşte diyorsunuz. futbolculuk kariyeri var ama bir de teknik direktörlük kariyerinin de başladığı andan itibaren başarılı diyeceğiz. Başarısız diyemeyiz Emre Belezoğlu'na. Yukarıda Allah var. Katılıyorum. Yukarıda Allah var. Evet. Cezamızı yazar. Yani Emre Belözoğlu bugün Türkiye'nin milli olarak hem yerli hem milli olarak en iyi teknik direktörü. Jesus'la beraber ikisini de alkışlıyorum. İkisine de saygı duyuyorum. Oynanan futbol beni çok mutlu etti, haz verdi. Bir baktım 90 dakika geçmiş. Bir o kale, bir bu kale. Defans anlayışı, şut, kole istemesi, gol arzusu, defanstaki bloklar, kademeler, alan savunması, adam savunması. Ya çok özel, çok güzel, çok keyifli. Yani diyebilirim ki bu maç bugüne kadar 10 haftadır oynanan maçların en güzeli, en keyiflisiydi bana göre. En heyecanlısıydı da. Tamam. Evet Tanju Hocam. Hemen 3 numaraya geçelim. Hızlı geçelim İsmet. Büyüt Hızlı istiyorsan. geçelim, hızlı 3 geçelim. numaraya geçelim. Evet. Tempo, Evet. tempo. Ferdi'nin ortasına. Tanju Hocam yine 31. dakikada bu pozisyondan sonra İrfan Can'ın şutundan sonra Fenerbahçe biraz vites büyüttü. 31. 32. dakikada Ferdi'nin ortasına Başak iyi yükseldi. Yalnız vurduğu yer Volkan'ın tam kafasının üstüydü. Siz bir golcü olarak bilirsiniz. Buraya değil de kenarlara vursaydı bu gol olurdu. 4 numara gelsin.
bir şey demek ister misiniz Tanju Hocam? Bu pozisyonla ilgili VAR hakemleri Alper Ulusoy, Koray Gençerler gözlerinde sorun mu var dedim Tanju Hocam. Lincoln'un bu ortasında Başakşehirli oyuncunun eline çarparak gidiyor. Ne VAR'a gittiler ne bir şeye gittiler. Ne dersiniz Tanju Hocam? Bu hakemlerle ilgili sorunumuz çok büyüdü. Sizin fikriniz nedir? Ne dersiniz? Şimdi mi konuşalım? Galatasaray maçındaki... Galatasaray'dayken konuşalım Tanju Hocam. Yani bu. Ama yani bütün herkese yapıyorlar. Evet. Görüntüleri verip öyle yapalım. Galatasaray'da çok var. Verilmeyen bir penaltı var. Yapılacak bir şey yok. VAR'a da gitmediğine göre birinden çekindiler. Korktular. İkisi de şimdi güçlü. Hem ekonomik olarak hem de siyaset anlamında çok güçlü iki tarafta. Bir tek taraftarı yok Başakşehir'in. Ama taraftarı da olmasa manevi gücü çok fazla. Bürokrasi gücü fazla. O yüzden hakemler de çalarken düdüğe düdüğü bulamıyorlar. Düdüğü bulamıyorlar. Düdükte sıkıntı var. Kaybediyorlar düdüğü. Evet. Kaybediyorlar evet, düdüğü. Düdüğü kaybediyorlar. Allah'tan sadece düdüğü kaybediyorlar. Başka taraftan da kaybetmiyorlar. Düdüğün olan o. Tanju Hocam düdüğün notu kaçmış demek ki bir yere. 5 numaraya bakalım. Orada evet yine şey link... var ya oğlum. Yuvarlak bir şey var. Nohut. Nohut vardı. Bizim eskiden nohut vardı. Evet. Evet nohut. 5 numara evet 5 numara yine Lincoln sol taraftan ortalıyor. Valencia son anda vuruş yapıyor. Ama burada da Başakşehirli oyuncunun yakın teması var. Gol kaçtı. 6 numara gelsin İsmet. Yine Gustavo indirdi. Serdar yakın mesafeden dışarı attı burada. Bu da Fenerbahçe adına iyi bir pozisyondu. Kaç dakika 42 idi. Evet. 7 numara gelsin İsmet. 7 numarayı evet. Yine Traore. Tanju Hocam Traore özellikle maçlarda hep bunu yapıyor. Yani ben İsmet bir Tanju Hoca ile bizi alır mısın? Tanju Hocam ben Başakşehir'le oynayan bir takımın hocası olsaydım Traore hep bunu yapıyor. Sağ taraftan solu topu alıyor. Sol taraf kendi solunda içeriye giriyor. Mesafe kat edip 18'in çizgisini gördüğünde bu plaseyi vuruyor. Çok enteresan bir şey var. Hep aynısını yapıyor. Aynı pozisyonda da gol kaçırıyor. Yani Fenerbahçe takımı Traore topu ayağında aldığında bu kadar geriye çekilmesine gerek yok ki. Daha evvel yapabilir. Çünkü analizlerde Traore ile ilgili anlatılacak en önemli bölüm buydu. Ne dersin? Traore'yi beğeniyor musun? Sence nasıl bir oyuncu? Bu karakter yapısına ne diyorsun? Çok çok çabuk. Katılır mısın bana da? Çok süratli ama gol vuruşunu bilmiyor. Biraz beceriksiz desek daha doğru olur. Acı bir haber vermek istiyorum. İçimden gelmiyor ama bunu söylemek zorundayım. Türk Spor'un duayeni Halit Kıvanç'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Güzel, şimdi bana Allah geldi. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cennet olsun. Çok özel ses tonuyla, dünya kupasındaki evet. Anlatımlarıyla, katkısıyla, heyecanıyla gerçekten herkesin gönlünde tat kurmuş, herkesin çok sevdiği bir karakterdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı da cennet olsun. Ne söyleyebiliriz ki ve şeyimize dönelim Hücan. Evet, 8 numarayı büyütelim. İsmet, başsağlığını verdik. Mekanı cennet olsun dedik Halit abimizin. Yine Lincoln vurdu. Duarte son anda çıkardı. Bu pozisyonu hatırlarsın Tanju Hocam. Evet. Oyuna sonradan giren bizim çocuğumuzun ismini unutuyorum onu bazen. Söyle ikinci yarı girenlerden. Müthiş bir pas verdi Lincoln'le. Lincoln burada yapabileceği geç kaldı ve Duarte çok kaliteli bir şekilde topu dışarı attı. Emre, evet Emre'ydi. Emre bu pası vermişti. Diğer pozisyona geçelim 9 numaraya. İsmet. 9'da evet. Şimdi hep bizim anlattığımız hikaye. Kaleci Volkan ne yaptın? Neden hikaye merkeze... Değil, gerçek. Bir dakika. Bizim evet. Anlattıklarımız hikaye değil, gerçekler. Anlat gerçekleri. Gerçek anlat. Ama Tanju Hocam gerçek hikayeler. Bizimkiler hikaye ama gerçek hikayeler. Hayat hikayeleri. Aynen. Tanju Hocam. Evet, şimdi evet. Volkan buradan topu almış. Yanında baskı yiyor Fenerbahçeli oyuncudan. Şu anda her zaman yaptıkları pas oyununu bakın ben yapmışım. Turuncu oklar
gitmeleri gereken yerler oyuncuların. Aslında 10 metre koşu yapsalar hem pas alabilecekler. Hadi bunu da yapamadılar. Merkeze niye vuruyor Volkan? Vursana kardeşim 3. bölgeye. Ama hiçbir kaleci hocası ve kaleci çalıştıranlar ve teknik adamlar dahil olmak üzere kalecinin bu tarz pozisyonlarda bölgeye atmasını istemiyorlar. Niye? Çünkü Manchester City, Barcelona, hepsi Guardiola örneğin alıyor. Yapmayın arkadaşlar. Yok işte bu kadar. Yani Volkan iyi bir kaleci. Kalesinde iyi kurtarışlar yapıyor. Ne kadar olursa olsun bu topu kime atıyor? Bir sonrası gelsin İsmet. Araoya atıyor. Gelsin 10 numara. Bir büyüt İsmet. Şimdi gel. Gollerin genetiği. Pas yok. Şu anda bir pas veriyor. Bir pas. Araoya alıyor. Volkan'ın aldığı topu dağılmış halde. Çözülmüş halde. Bir Başakşehir defansı var. Müthiş bir pas veriyor Rossi'ye. Rossi alır almaz zaten boşluğu yakalıyor. 11 gelsin İsmet. 11 gelsin. 11'i getir İsmet. Evet, Tanju Hoca elemana getir. Rossi ayağının içiyle müthiş yere bırakıyor. Bunun bir de 12'si var. Bir de 12'ye getir İsmet. Tam böyle büyük Tanju Hocam oradan konuşsun. Ne dersin Tanju Hocam? 3 tane ya, değişiklik yaptı. Jesus. Bak, bu gol olmazdı. Niye oldu? Çok Fenerbahçe neden oldu Tanju Hocam? Kurmasına rağmen o kadar golün geleceği besbelli ki bir hata bekliyor Fenerbahçe hücumu, orta sahası. Ve nitekim kaleci Volkan çok kötü bir uzaklaştırma yapıyor. Biz ne diyoruz sezon başından beri, 2 senedir, 3 senedir? Kaleciler merkeze değil, taca at. Hiçbir şey yapamıyorsun, ikinci bölgeye at. Hiçbir şey yapamıyorsun, kornere at. Gol yemekten daha önemlidir. Şimdi Volkan bu topu oraya vurmayıp direkt karşısındaki taca doğru vursa ne yapacak? Defans yerini alacak. Oyuncular bölgesinde daha dikkatli olacak. Pozisyon vermemek için alan veya adam markajı yapacak. E şimdi ne oldu? Ne oldu? Volkan merkeze vurdu. Topu yakalattılar. Rossi de aldı. Muhteşem bir ayak içiyle adrese, çatala yolladı. Senin vuruşlarına, Tanju Hocam bize senin vuruşlarını hatırlatan bir gol attı Rossi. Bilerek attı, bilerek vurdu. Çok kaliteli vuruş bu. Hani biraz evvel hamşik için dedik ya. Bu haftanın en iyi gollerinden biri de Rossi'ninkiydi. Harika yere vurdu. Ve bu bilerek vurdu. Katılıyorum. Ayağının içiyle üstüyle adrese yolladı. O da herhalde PTT ile çalışıyor ki. Direkt böyle adresi aldı. Direkt verdi böyle tınk diye gol oldu abi. Keyifle seyrettik yani. Tebrik ediyoruz. İşte yine ne oldu? Volkan'ın hatası. Volkan'ın hatası. Defansın hatası. Defans çok ani yakalandı. Dönen toptu çünkü. Çok kötü uzaklaştırma var. bu gol olmasa gol olacak mıydı? Hayır. Hayır. Bu maç berabere biterdi. Evet. Evet Tanju Hocam. Son olarak 13. Fenerbahçe ile ilgili artık 90+3 uzatmalar Başakşehir Kenny oyuna sonradan girdi. Aleksic'e çok kaliteli bir pas attı. Aleksic boş pozisyonda daha doğrusu burada bunun öncesinde Lincoln çıkarken kaptırdı. Niye çıkarken kaptırıyorsun? Niye orada birinci bölgede çalım atıyorsun? Bu da zannediyorum ki Jesus buna çok kızmıştır. Lincoln çıkarken bunu kaptırdı. Kenny ortayı yaptı. Aleksic vurdu. Altay son anda çıkarttı. Altay'ın bu çıkarttığı pozisyon taraftarın gönlüne su serpmiş midir? Siz ne dersiniz Tanju Hocam? Serpmez olur mu? Tanrı istedi böyle oldu. O futbolcu arka tarafa vursa ne olacaktı? Kalecinin alma şansı İsmet, var mıydı? İsmet bir getir seni. İsmet bir getir pozisyonu 13. pozisyonu. Cel 6 pasın üstünden vuruyorsun. Kalecinin üstüne gidiyor top. Yoksa Altay'ın bunu kurtarma şansı yok. Altay Tanrı'nın... İsmet büyüt. Tanju Hocam üzerinden konuşsun. Bir büyüt İsmet. Altay Tanrı'nın sevgili kulu. Niye diyeceksin? Sen de şimdi hak verin. Evet sol tarafa hani kendi sahana vursa gol. Yani kalecinin sahana vursa gol Tanju Hocam. Oradan çıktım ben. O konuyu geçtim. Bırak onu bunu. Şimdi ne dedim? Gel yerine. Gel geri. Evet İsmet. Altay
Tanrı'nın sevgili, sevdiği kulu. Niye? Geçen evet, hafta, haftalarda Altay'ı yuvalayan, kınayan Fenerbahçe taraftarına Jesus dedi ki gereğini yapın dedi. Hatırlıyor musun? Evet. Alkış yapın. Dedi alkışlayın. O bizim evet. O bizim kıymetlimiz, o bizim özelimiz dedi. Ne oldu? Doğru. Son dakikada o vuruşu kurtardı. Bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Eski sevgisine evet. kazandı. Sevgiye kavuştu. Eski taraftarının güvenini yakaladı. Şimdi herkes diyor ki muhteşem kurtardı. Hayır arkadaşlar, kötü yere vurdu. İyi futbolcu. İşte 10 milyon 20 milyon alan Messi oraya vurmaz. Ronaldo oraya vurmaz. Ayağın içiyle arka tarafa vurur. Golü atar. Yoluna bakar. Ama yine söylüyorum. Altay sevgili kuluymuş ki Tanrımızın. Ona bir güzellik yapıp son dakikada golü kurtartıyor ve taraftarla barıştırıyor. Artı taraftarın güvenini tekrar kazanıyor. Ben olaya böyle bakıyorum. Teşekkür ederim. Evet. 3 puan ve liderlik Fenerbahçe. Çok önemli. Çok önemli. Düzgün gidiyor. Ama Başakşehir bir 3 puan kaybetti. Türk futbolunda da neler yapabileceğini gösterdi Yücel. Yani katılıyorum. Emre Hoca'nın dediği gibi biz bir maç kaybettik diyor. Sonrasına bakalım diyor. Hem Avrupa'da hem ligimizde çok güzel işler yapıyor. Kutluyorum Emre Belezoğlu ve takımını, ekibini. Harika şeyler yapıyorlar. Keyif veriyorlar. Mutlu ediyorlar. Heyecanlandırıyorlar. Başarılı işlere imza atıyorlar. Evet Tanju Hocam, mesaj Yıldıray Beyhan, iyi yayınlar, selamlar krallar. Orhan Kayagan, iyi yayınlar kral abim. Evet, Orhan Alaskan, selamlar Tanju kardeşim. Yücel bir tanesin. Samspor'u çözemezsiniz. Ayrıca Maradona tektir. Abdullah Gümüşsu,